Evet değerli arkadaşlar, bir önceki videomuzda Doğu Bilyon'dan, Batı Bilyon'dan bahsettik. Cominform, Comecon, Varşova Paktı, Avrupa Birliği süreci, bunlarla ilgili bilgi vermeye başladık. Evet, çalıştık, bilgi vermeye çalıştık. Konuşamadım. Şimdi Kore Savaşı'nı göreceğiz. Asya, Avrupa'da, Afrika'daki bağımsızlık hareketlerini göreceğiz. Bir de neyi göreceğiz arkadaşlar? İki Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada görülen gelişmelerden şöyle kabaca bahsedeceğiz. Ama asıl konu Demokrat Parti. 1945-50 arası Türkiye'de ne oldu? Demokrat Parti iktidarında ne oldu? ÖSYM'nin en sevdiği konular. Hepsini bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Kore Savaşı. 1950-53 arasıdır arkadaşlar. Bu Kore Savaşı bizi yakinen ilgilendiriyor. Hocam savaşın sebepleri. 1. Japonya bölgeyi işgal etmişti. Japonya'nın çekilmesi ile arkadaşlar ne oldu? 38. enlem sınır oldu. Evet. Özel soru olur. 38. enlemi unutmuyorsunuz. Sınır oldu mu? Ve Kore ikiye bölündü. Kuzey Kore, Güney Kore. Normalde Japonya işgal etmiş. Kore'yi çekilince kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüş. Kuzeyin flörtü Rusya, güneyin flörtü kim? ABD. Bu kuzey hiç rahat durmuyor. Devamlı kime saldırıyor arkadaşlar? Güney'e. Aslında kuzey ve güney savaşıyor ama el altından Amerika ve Rusya savaşıyor. Oldu mu? Savaşın gelişimi bu. Peki Türkiye bu savaşta ne yaptı? Şimdi Türkiye ne yaptı arkadaşlar bu savaşta? Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üyeydik biz biliyorsunuz değil mi? Kurucuları arasındaydık. Yalta'dan sonra San Francisco'da arkadaşlar. Biz BM'ye üye olduğumuz için Türkiye Kore'ye asker gönderdi. Evet. Komutanımızın adı Tahsin Yazıcı. Tahsin Yazıcı arkadaşlar 4500 kişilik bir bölükle gitti. Orada destan yazdı. Bu destanın adı belki ilk kez duyuyorsunuz. Kunduri Muharebesi. Evet. Çok çok önemli değerli arkadaşlar. Türkiye, Türk askeri kendine yakışanı yaptı. Kunduri Muharebesi'nde destan yazdı. Hatta öyle bir yere sıkıştık ki Çinliler bizi yok edecek diye Amerikan askerleri, diğer askerleri korktular. Ama Türk askeri bu. Bize geri vites yok gençler. En iyi savunmak hücumdur. Öyle bir hücum etmişiz ki o çıkmaz denilen yerden çıkmışız. Ama çok da şehit vermişiz. Yaralımız, şehidimiz, kaybımız derken 1000 tane vatan evladı arkadaşlar maalesef can vermiş. Oldu mu? Kore, Tahsin Yazıcı, Kunduri Muharebesi. Unutmuyorsunuz. Ve burada kahraman Türk çocuklarını bilgilendirmek için arkadaşlar bir gazete çıkartılmış. Kutup Yıldızı. Evet. Kahraman vatan evlatlarına moral vermek ve onları bilgilendirmek için hangi gazete çıkartılmış? Kutup Yıldızı. Biz burada başarılı olunca Türkiye'yi nereye davet ettiler? Yunanistan'la beraber NATO'ya. O yüzden 1952'de NATO'ya girişimde etkili oldu. NATO'daki ilk temsilcim de Fatih Rüştü Zorlu oldu arkadaşlar. Evet, ilk temsilcimiz de bu oldu. Kunduri Muharebesi arkadaşlar MEP kitaplarında geçer. Hani hoca çok detay anlatıyor demeyin. Vallahi elimden geldiği kadar kısa zamanda bütün bilgileri aktarıp aklınıza kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Kunduri'yi öğrendik. Hocam savaşın sonucunda ne oldu? Bu savaş arkadaşlar 1953 yılında imzalanan bir anlaşmayla sona erdi. Anlaşmanın adı ne? Panmunjom. Evet. Panmunjom anlaşmasıyla hangi savaş bitmiş? Kore Savaşı. Anlaştık mı? Kunduri Muharebesi'ni unutmayın. Tahsin Yazıcı'yı unutmayın. 1000 tane vatan evladının şehit düştüğünü, kaybolduğunu, gazi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Oldu mu? Yaşayan gazilerimiz varsa onlara saygımız sonsuz. Evet. Şimdi gel Serkan'ım. Asya ve Afrika'da bağımsızlık hareketleri. Evet. Arkadaşlar bu bağımsızlık hareketlerinde kimler var? Oradan başlayalım bir. Bir. Hindistan'ın bağımsızlık süreci. Şu Hindistan'a bir dikkat edelim. İslam öncesinde geriye gidiyorum. Ben bölgesel anlatım yapmayı çok severim. İslam öncesinde Hindistan'ın kuzeyinde Akunlar vardı. Tekrar olsun. Eftalitler. Türkistan tarihinde Gazneler egemen oldu.
Delhi Sultanlığı kuruldu. Değil mi? Raziye Begüm Sultan falan. Sonra Babürler. Kimin soyundan geliyordu bu? 2021 şeyde çıktı. Tarih abide çıktı arkadaşlar. Timur'un soyundan geliyordu. Babürler değil mi? Babür Şah, Cihan Şah. Hindistan'daki siyasi bir sağlayan son Türkistan devleti kimdi arkadaşlar? Babür'dü. Sonra bölgeye İngilizler hakim oldu. Hindistan'a. Tabii. İngilizler hakim olunca İngiliz orayı manda haline getirdiler. Bu manda ve sömürü düzenine bir tane vatan evladı karşı çıktı. Kim karşı çıktı? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi karşı çıktı, halkı örgütledi. Tuz yürüyüşü, sessiz devrim ve pasif direniş. Yani silah kullanmadan tuz vergisini protesto etti arkadaşlar. Sessiz sessiz halkı örgütledi. Silah kullanmadan pasif direnişi gerçekleştirdi. O zaman hep beraber Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasında etkili olan onların vatan evladı kimmiş? Mahatma Gandhi. Kime karşı bağımsızlık hareketi bu? İngiltere'ye karşı. Ve ilk başbakanları da kim olacak? Nehru olacak. Başbakan. Hatta bunlar da bağlantısızlık hareketinin kurucularından olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi İngilizlerden ayrıldılar, bağımsız oldular. Doğru mu? Doğru mu? Yalnız bunların içinde bir de Müslümanlar vardı. Şöyle düşünün değerli arkadaşlar. İngilizlerden ayrılan ineğe tapanlar Hindistan'ı kurdu. Hakk'a tapanlar Pakistan'ı kurdu. Hocam Pakistan ne zaman kuruluyor? Bu dönemde kuruluyor arkadaşlar. 1947-48. Onun da kurulmasında etkili olan vatan evladı kimmiş? Muhammed Ali Cinnah. Muhammed Ali Cinnah. Şimdi neye dikkat edelim? Hindistan'la Pakistan kuruldu mu? Kuruldu. Ancak Hindistan'la Pakistan arasında bir problem yaşandı. Bu problem yaşanan bölgenin adı neresi? A. Bumerang. B. Keşmir. Neresi arkadaşlar? Keşmir. O yüzden şöyle yazıyorum. Keşmir sorunu. Keşmir sorunu. Hocam Keşmir sorunu ne oldu? Ya İngilizler buradan ayrılırken Keşmir'in çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen Hindistan'a bıraktılar. Hatta öyle bir şey yaptılar ki 1990'lara 2000'lere kadar 50 sene boyunca nüfus sayımında yasakladılar. Çünkü orada Wilson ülkeleri devreye girse Müslümanlar çoğunluk olacak. O yüzden tövbe yarabbim, ben Hindistan'la haber olduğu zaman tüylerim diken diken oluyor. Niye? Yok toplu tecavüz, yok bilmem ne. Oradaki Müslümanlara yapmadıkları eziyet kalmadı arkadaşlar. Tamam? Keşmir sorunu. Dur. Bir de Tibet sorunu var. Sakın karıştırmayın. Tibet sorunu Çin ile Hindistan arasında. Keşmir sorunu kimle arasında arkadaşlar? Keşmir Pakistan'la Hindistan arasında. Hatta bu Keşmir'e çözüm bulmak isteyen Pakistan neye katılıyor? Bağdat Paktı'na katılıyor. Hatta bununla ilgili SSCB, ya sizin derdiniz nedir deyip 1960'lı yıllarda Taşkent Deklarasyonu yayınlıyor arkadaşlar. Evet, bu da güzel bir soru olur. Keşmir sorunun çözümü için Bağdat Paktı'na katıldı. Sovyet Rusya ne yapmış? Taşkent Deklarasyonu yayınlamış. Oldu mu? Muhammed Ali Cinnah Pakistan, Mahatma Gandhi Hindistan'ın bağımsızlığı, başbakanı kim? Nehru. Gel böyle 3. Tunus'ta kim var arkadaşlar? Biliyorsun bunlar Fransa'ya bağlıydı. Habib Burgabi. Peki 4. Kim bağımsız oldu? Bangladeş. Kimden ayrıldı arkadaşlar? Pakistan'dan ayrıldı. Şöyle aklınıza kalsın. Özet geçeyim. İngiltere'den ayrılan ineğe tapanlar Hindistan'ı. İngiltere'den ayrılan Hakk'a tapanlar Pakistan'ı. Pakistan'dan ayrılanlar Bangladeş'i kurdu. Başa sar, bir daha dinle. Yok hadi bir daha söyleyeyim. İngiltere'den ayrılan ineğe tapanlar Hindistan'ı. Hakk'a tapanlar Pakistan'ı. Pakistan'dan ayrılanlar da Bangladeş'i kurdu. Oldu mu?
Gana, Nijerya gibi birçok ülke arkadaşlar bağımsız oldu. Hatta bunlara 3. dünya ülkeleri adını veriyorlar. Bunlar kimden bağımsız oldu? İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan. Oldu mu? Tamam mıyız? Benim favori konularım bunlardı arkadaşlar. Burada dediğim gibi yerel kahramanlara dikkat etmekte fayda var. Serkan'ım kaydır beni. Kaydır. Gel böyle. Evet Serkan'ım teşekkür ederim. Serkan çok güzel kameraya bakar, telefonumu tutar gençler. Her türlü sağ olsun yapacağı iyilikleri yapar. Şimdi ÖSYM 2 sene önce sordu. Hangisi soğuk savaşta görülen gelişmeler arasında yer almaz diye sordu. İki Dünya Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasında yer almaz diye sordu. Cevap neydi? Radyoydu. Radyoydu. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu da gelebilir. Şöyle bir kabaca bilelim. Ya bu Sputnik nedir? Laika nedir? NASA bilmem nedir? Oldu mu? Ben size bunları bir ne yapayım? Anlatayım değerli arkadaşlar. Şimdi atom bombası. Maalesef atom bombası kime atıldı arkadaşlar? Hiroşima ve Nagasaki. Özellikle Potsdam konferansından sonra Enola Gay uçağıyla Japonya'ya insanlık suçu işlendi. Bu bir. İki, ön lisans KPSS'de çıktı. ENIAC adıyla ilk bilgisayar üretildi. 3. İlk çocuk aşısı. Çocuk felci aşısı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar. 4. Sputnik 2 uydusu. Laika köpeğiyle. Köpek bizden iyi vallahi geziyor. Laika köpeğiyle ne yaptı arkadaşlar? Uzaya gönderdiler. Sonuç bilinmiyor. Köpek doğurdu mu, evlendi mi, öldü mü vallahi bilemem. Devam et. Renkli televizyon yayını arkadaşlar. Bu dönemde oldu. Bir de Amerika tarafından ne kuruldu değerli arkadaşlar? NASA kuruldu. Türkçesi şu. Soğuk savaş gökyüzünde devam etti. Oldu mu? 60'lı yıllardan sonra Neil Armstrong, Yuri Gagarin gibi adamlar da ne olacak? Gönderilecek. Evet Serkan'ım şurayı çek istersen. Kunuri Muharebesi. Bence bu dersin en önemli konularından birisiydi. MEP kitabına giren yeni bilgilerden birisidir arkadaşlar. Oldu mu? Kore Savaşı'nda Tahsin Yazıcı'yı, Kunuri Muharebesi'ni unutmayalım. Kutup Yıldızı gazetesini unutmayalım. Kunuri, Kutup Yıldızı. Kore Savaşı'nın favori detay bilgileri. Evet, ben şimdi tahtımı hazırlayacağım. Bir sonrakinde ne yapacağız? Demokrat Parti. Oldu mu gençler? Hadi bana biraz müsaade. Evet, değerli arkadaşlar. Soğuk Savaş'ın sonuna doğru geliyoruz ve bence Soğuk Savaş'taki en önemli videolardan birisi bu. Neden? 45 ile 50 arası Türkiye'de ne oldu? 50-60 arası Türkiye'de Demokrat Parti zamanında ne oldu? Dış politikada ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir toparlayacağız inşallah. Hemen başlıyorum. 45-50 arası iç gelişmeler. Bir kere daha önce söylemiştim değerli arkadaşlar. Nuri Demiral tarafından hangi parti kuruldu 1945'te? Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1945. Daha sonra Dörtlü Takrir. Hocam kim bunlar? Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Adnan Menderes. 1946 yılında neyi kuracaklar değerli arkadaşlar? CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kuracaklar. Evet. 46 Demokrat Parti kuruldu mu? Kuruldu. Dikkat! 46 önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tek dereceli seçimi, ilk erken seçimi, ilk çok partili seçimi. Bak çok güzel bilgiler verdim. O yüzden size güvenmiyorum, yazıyorum. 1946 seçimleri. Nasıl kodluyoruz arkadaşlar? 1. İlk erken seçim. 2. İlk çok partili. 3. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda tek dereceli seçim. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında çift derece vardı. Oldu mu? 46 bu. Devam edelim. Tabi burada biraz seçim sonuçlarına itirazlar olacak, sorun yaşanacak. Onu geçiyorum arkadaşlar. 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 12 Temmuz beyannamesini yayınladı. Hocam 12 Temmuz beyannamesini arkadaşlar ülke içinde gerginliği azaltıcı, muhalefete zeytin dalı uzatan bir beyannamedir bu. 12 Temmuz beyannamesi. Yine 1947 yılında Türk lirasının değeri düşürüldü.
günümüzü Allah'a şükür düşünmeye gerek yok. Zaten paramız yerlerde. Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. İnşallah beni izleyen kim varsa tez zamanda atansın, ekmeğini tutsun. Anasına, babasına, atasına ne yapsın? Destek versin. Devir öyle valla. Şimdi Türk lirasının değeri niye düşürüldü biliyor musunuz? Bu serbest piyasaya geçiş gibi düşünün. Liberal ekonomiye geçiş gibi düşünün. Tamam? O yüzden değeri düşürüldü arkadaşlar. 1948'de dikkatini çekmek istiyorum. Demokrat Parti'den ayrılanlar Millet Partisi'ni kurdu. Ahmet Hocam kim kurdu? Mareşal Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur. Evet. Şöyle aklında kalsın, bir kodlama yapacağım. Sakiniz. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılanlar Demokrat Parti, Demokrat Parti'den ayrılanlar Millet Partisi'ni, 1955'te de Hürriyet Partisi'ni kuracak. Bir daha başa sar ya da ben söyleyeyim dur. CHP'den ayrılanlar Demokrat Parti, Demokrat Parti'den ayrılanlar Millet Partisi'ni, 1955'te de Hürriyet Partisi'ni kuracak. Oldu mu? Bunlar Demokrat Parti'den kopmalar sonucu kurulacak arkadaşlar. Kim varmış burada? Amanında kim varmış? Mareşal Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur. Oldu mu? Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar 1949'da Avrupa Konseyi'ne üye oluyor. Avrupa Konseyi'ne üyeyiz. Dikkat! 1949'da maalesef İsrail'i tanıyoruz arkadaşlar. O da şundan ötürü. Ah o paranın gözü kör olsun. İsrail'i en çok destekleyen Amerika'dır. Truman ve Marshall'dan dolayı biz İsrail'i tanıyan ilk ülkelerden biri oluyoruz arkadaşlar. Bu da 49 yılında ne olmuştur? Gerçekleşmiştir. Bilelim bunları. Vurun kahpeye. Batı tarzı film çekilmiştir arkadaşlar. Bu dönemde 1950'de Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuş. Yargı güvencesinde seçimler yapılmış. Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuş. Yargı güvencesinde seçimler yapılmış. Ve bu 1950'nin Mayıs ayındaki seçimlerde Demokrat Parti iktidar olacak. Çünkü burada gizli oy, açık sayım uygulaması olacak. Gizli oy, açık sayım. Ahmet Hocam anlattın da bu dönemde Cumhurbaşkanı kim? Arkadaşlar Türkiye'de 1939'dan itibaren İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'dır. Tamam mı? Celal Bayar'a kadar. Hocam bu dönemde başbakanlar kim? Onu da yazmak istemiyorum. Tekrarlayayım. İsteyenler play'e basar basar böyle pause'ya basıp not alsın. 39-42 arası daha önceki videoda anlatmıştım hatırlarsanız. Refik Saydam kalp krizinden öldü görevi başında. 42-46 arası kim arkadaşlar? Şükrü Saraçoğlu. Arkasından kim görev yaptı arkadaşlar? Hasan Saka. Arkasından kim yaptı? Recep Peker. Bir de Şemsettin Günaltay. Bu dönemlerde Şemsettin Günaltay da CHP'nin başbakanıdır arkadaşlar. Milli Kalkınma Partisi, Dörtlü Takrir, Demokrat Parti, 46 seçimleri hem erkendir, hem çok partilidir, hem tek derecedir arkadaşlar. 12 Temmuz beyannamesiyle zeytin dalı uzattılar muhalefete. Türk lirası değer kaybetti, bilerek kaybettirildi, günümüze gerek yok demiştik. Serbest piyasaya, liberal ekonomiye geçiş için yapıldı. 48'de Demokrat Parti'den ayrılanlar Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur neyi kurdu? Millet Partisi'ni. Çünkü Demokrat Parti'nin izlediği muhalefet politikasını beğenmediler arkadaşlar. 49'da Avrupa Konseyi'ne üye olduk. 49'da İsrail'i tanıdık. Vurun Kahpe'yi filmi çektik Batı tarzı. Yüksek Seçim Kurulu'na oluşturduk. Yargı güvencesinde ne yaptık değerli arkadaşlar? Seçimler yaptık. Gizli oy açık sayım derse de 50 seçimleri. Tamam. 1907'nin Mayıs ayında kim iktidar oldu? Demokrat Parti. Serkan'ım kaydır beni. Evet. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti, CHP, Demokrat Parti artı Millet Partisi meclise yer aldı arkadaşlar. Bunları bilelim. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin adı Beyaz Devrim'dir. Demokrat Parti'nin sloganı yeter söz milletin. Evet, yeter söz milletindir arkadaşlar. Devam edelim. Demokrat Parti'nin halk dilindeki adı, halk dilindeki adı Kıratlılar ya da Demir Kasketliler. Evet, Kasketliler diyelim ve Demir Kırat. Evet,
Peki, Demokrat Parti döneminin başbakanı kim olacak? Başbakan Adnan Menderes. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, sivil cumhurbaşkanımız Celal Bayar. Dışişleri Bakanımız önemlidir. Önce Fuat Köprülü 1956-57'ye kadar, sonra Fatih Rüştü Zorlu. Oldu mu? Peki Demokrat Parti dönemi 1950-60 arası. Arkadaşlar önemli. ÖSYM seviyor. Ben bunu size çalışma kağıdı gibi anlatmak istedim. Demokrat Parti döneminde Atatürk'le ilgili neler yapıldı? Bilelim. Hangi okullar kapatıldı, hangi okullar açıldı bilelim. Dış politikada ne oldu, içte ne oldu bunları da ne yapalım bilelim. Oldu mu arkadaşlar? Mesela Demokrat Parti zamanında Mustafa Kemal ile ilgili ne oldu? Bir, Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması. İki, atamızın resminin asılması. Biliyorsun İsmet İnönü kendi resmini asmıştı. Milli şef. Atatürk'ün resmi asıldı. Atatürk'ün baktılar ki heykellerine falan zarar veriyorlar. Atatürk'ün eserlerini koruma kanunu çıkartıldı. Evet. Atamızın eserlerini koruma kanunu. Demek ki Mustafa Kemal ile yapılan çalışmalar bunlar. Anıtkabir'e taşınması, atamızın resminin asılması, atamızın eserlerini koruma kanununun çıkartılması. Bitmedi. Mustafa Kemal'in Selanik'teki evi bombalandı. İstanbul'da Ekspres gazetesinde acı haber. Atamızın evi bombalandı. Ben yaşasam ben de gaza girirdim. Türk halkı gaza geldi. Ülkemizde kargaşa ortamı oldu arkadaşlar. 1954-55 yılları arası olan bu olaylara biz 6-7 Eylül olayları diyoruz. Evet, lütfen bunu öğrenin. 6-7 Eylül olayları. Mustafa Kemal'in evinin bombalanması üzerine yaşanan gelişmelerdir ki Yunanlarımızı ne yapacak? Zaten Kıbrıs konusuyla beraber bozacak. Oldu mu? O yüzden Balkan Paktı önemini kaybedecek. Mustafa Kemal'imiz bu arkadaşlar. Peki eğitimle ilgili ne oldu? Bakın eğitimle ilgili ne oldu? Hemen bakalım. 1. 1951'de halk evleri kapatıldı. 54'te köy enstitüleri kapatıldı. Şu kapatılan şeyleri bilin. Çıkmış sorudur. Amerika örnek alınarak ODTÜ kuruldu. KATÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Ege Üniversitesi açıldı arkadaşlar. ÖSYM bize ODTÜ'yü sormuştu. Bu dönemde köy enstitüleri kapatıldı. Öğretmen okullarına çevrildi. Evet. Oldu mu? Bu da eğitimle ilgili olan gelişmeler gençler. Peki hocam iç politikada başka hangi gelişmeler oldu? Onu da şöyle yapalım. Bir kutucuk yapalım şöyle kabaca. İç politikada. Bir kere değerli arkadaşlar, tarım arttı. Üretim arttı. Neden? Biraz tabii ki yağışlar da oldu ama biraz da yapay bir kalkınma oldu. Truman ve Marshall yardımları oldu. Oldu mu? 1951'de yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkartıldı. Evet, Demokrat Parti zamanında çıkartılan ekonomik kanun. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkartıldı. İç politikada 1954'te rekor oy aldı arkadaşlar. Hala o rekoru egal eden bir parti yok. Rekor oy aldı. Devam edelim. Bu dönemde 1957'de ne yaptı değerli arkadaşlar? 57'ye geçmeden önce şunu da yazayım. Türkçe ezandan Arapça ezana dönüldü. Hem de ilk yaptığı işlerden birisi budur. Mayıs ayında iktidar oldu. Haziran ayında ezanı Muhammedi tekrar Arapça çevirdi arkadaşlar. Arapça ezan. 1950'de muhalefete karşı vatan cephesini kurdu. Evet. Artık şey oldu. 57'de seçimler öne alındı arkadaşlar. Vatan cephesini kurdu. Biraz kötü olaylar yaşanmaya başlandı. Kendisine bakın tam Türk usulü.
kendisine oy vermeyen, az oy veren Malatya'yı ikiye böldü. Vallahi da billahi de böldü. Malatya yumurtladı, Adıyaman oldu. Tabii Malatya küçültülerek ne kurulmuş? Adıyaman. Kırşehir ilmiş, Nevşehir ilçeymiş. Türk usulü. Kırşehir az oy verince Kırşehir ilçe olmuş, Nevşehir il olmuş arkadaşlar. Evet, buraya da Kırşehir, Nevşehir olayları diyorum. Vakası. Kırşehir, Nevşehir vakası. Bunu ben bir kere hikayesini anlatmıştım. Vatandaşlıkta güncel bilgilerde çıkmış. Yani öğrenci işe yaramış. En son il olan olmayan diye. Şimdi Demokrat Parti zamanında çiftçi mutluydu. Truman, Marshall, traktör sayısı arttı, üretim arttı arkadaşlar. Bir de Adnan Menderes'i köylü zaten seviyor. Ezan tekrar Arapçaya falan döndü. Bir de bu adamın uçağı düştü İngiltere'ye giderken. Uçak düştü, Menderes'e bir şey olmadı. Maşallah dediler ya, mübarek adam dediler. Menderes olan sevgi daha da arttı. Oldu mu? Menderes böyle bir dönem arkadaşlar. Peki, iç politikada tarım gelişti, üretim artırıldı. Arap cezan, yabancı sermaye teşvik kanunu, rekor oy, vatan cephesi, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Nevşehir olayları. Dönemin sonuna doğru artan olayları azaltmak için tahkikat komisyonunu kurdu. Şey gibi, benzetmek olmasın, Kurtuluş Savaşı'ndaki istiklal mahkemeleri gibi. Evet, olaylara karışanlar bu geniş yetkili olan komisyon tarafından arkadaşlar ne yaptı? Tespit edildi, cezalandırıldı. Tahkikat komisyonları, çok güzel sorulur. Tamam, tahkikat komisyonu. Bir de arkadaşlar 555K olayını anlatayım size. 5. ayın 5. günü saat 5'te. 1960'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil itaatsizlik eylemidir arkadaşlar. Bu 27 Mayıs darbesinin önünü açan bir durumdur. Maalesef Demokrat Parti, artan olaylar, biraz dış etkenler, biraz iktidarın yanlışları diyelim arkadaşlar. Artan olaylar çok kötü sonuçlar ortaya çıkarmış. Maalesef bir ülke bir başbakanını idam ederek rahatlayacağını düşünmüş değerli arkadaşlar. Acı bir olaydır. Ben Adnan Menderes'in belgesellerini veya resimlerine bakamıyorum. Üzülüyorum o ruh hali. Allah kimse öyle düşünmesin. 21 Mayıs 1960 darbesiyle beraber arkadaşlar Milli Birlik Komitesi, unutmuyorsunuz bunu. Milli Birlik Komitesi bu 60 darbesini ne yapmıştır? Organize eden junta haline gelmiştir. Arkasından 147'ler olayı vardır. 147 tane öğretim görevlisi tasfiye edilmiştir arkadaşlar. 147'ler olayı bu. 555K olayını anlattım. Milli Birlik Komitesi. Ben bir gün bundan soru bekliyorum. Oldu mu? 27 Mayıs darbesini yöneten askeri cuntanın adı neymiş? Neymiş arkadaşlar? Milli Birlik Komitesi'ymiş. Evet. Şimdi Demokrat Parti'den devam edelim. Serkan'ım kaydır beni. Bir kere Demokrat Parti'nde arkadaşlar kesinlikle dış gelişmeler çok önemli. O yüzden ayrı bir bölüm yaptım. 1. Kore'ye asker gönderdik. Ya Kore'ye asker gönderdiysen bizi 1952'de Yunanistan'la beraber nereye aldılar? NATO'ya. Önceki videoda anlatmıştım. Kuzey Atlantik Paktı'na girdik. Girmemizde Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü etkin rol oynadı. Yunanistan'la beraber katıldık. NATO'ya girdik mi? Girdik. Yine tekrar niyetin arkadaşlar. 1954'te hatırlayın Balkan Paktı. Yine hatırlayın Bağdat Paktı. Katıldık bunlara değil mi? Batı bloğuna yakındık. O zaman şu soruyu cevaplayalım. Biz Soğuk Savaş döneminde neden Batı'ya yakındık? Neden? Sizce? Çünkü değerli arkadaşlar, Sovyet Rusya'nın hala Boğazlar'da, Kars'ta, Doğu'da gözü var ki dillendirdi. Birinci soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin Soğuk Savaş döneminde Doğu bloğunu değil de Batı'yı tercih etmesinin sebebi? Rusya'nın sabıkalı olması. Kars'ta gözü var, Boğazlar'da gözü var, Montreux'un iptalini istedi. Amerika'nın en azından gözü yok. Bir şey de yapsa canımı yakmıyor. Öyle diyeyim. Tabi biraz da kararsızdım. O mu olsun bu mu olsun? Bir baktım tek taş pırlanta gibi. Truman, Marshall. Truman, Marshall. Gelsin paralar dedim. Ay dedim zaten ben de sana karşı boş değilim dedim. Hop atandım. Atandım tövbe yarabbim. Hop ne yaptım? Kabul ettim. Hep böyle olur zaten. İlişkin böyle şeydir. Muallaktadır. Atanırsın. Lan bir bakmışsın ki oh evlenmişsin bile. Bu işler böyle. Truman'la Marshall gelince de ben ilişkimin adını koydum. Ben Amerika'dan yanayım. Oldu mu?
Ben derken Demokrat Parti, Türkiye. Bağdat Parti'ne üye olduk arkadaşlar. Sonradan adı ne olacak bunun? Cento olacak, yani Cento. Devam edelim. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti IMF'ye borç başvurusunda bulundu. Evet, Türkiye Cumhuriyeti 1958'de IMF'ye borç başvurusunda bulundu. Bu para 1961'de gelecek. Ama biz IMF'ye borç başvurusunda bulunduk. Devam ediyorum. Arkadaşlar, ABD'yi ziyaret ettik. Amerika'yı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanımız kimdir? Celal Bayar. ABD de bizi ziyaret etti. Türkiye'ye gelen ilk Amerikan başkanı kimdir? Eisenhower. Bunları da bilelim. Karşılıklı güzel ilişkiler var o anlamda. Tamam mı? Arkadaşlar, Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştu. Demokrat Parti zamanında biz Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuruda bulunduk. Evet. 1959 Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuru. Yani Avrupa Birliği'ne başvuru yaptık. Hala bizi alacaklar. Şimdi çok önemli bir anlaşmaya geldim. 1959 yılında Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs'ı daha sonraki videolarda anlatacağım. Kıbrıs'la ilgili değerli arkadaşlar anlaşmalar yaptık 1959'da. Ahmet Hocam, bu anlaşmalar hangi ay yapıldı? Şubat ayı. Zürih ve Londra anlaşmaları. Evet. Zürih ve Londra anlaşmaları. Arkadaşlar, Kıbrıs kuruldu. O zaman başa saralım, bir şey atlamayalım. Kore'ye asker gönderdik, NATO'ya girdik. Balkan Paktı'na katıldık. Bağdat Paktı'na katıldık. IMF borç başvurusunda bulunduk. Amerika'yı ziyaret ettik. Amerika bizi ziyaret etti. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuru yaptık. Londra ve Zürih anlaşmaları arkadaşlar, Kıbrıs Devleti kuruldu. Bunlar Demokrat Parti zamanında oluyor. Yunanistan'la Kıbrıs'tan dolayı aramız bozuldu. 6-7 Eylül olaylarından dolayı ne oldu? Aramız bozuldu. Dış politikada gelişmenin ana hatları bunlardır değerli arkadaşlar. İşleri zaten dediğim gibi aç kapat şeyleri, köy enstitülerini kapattın, halk evlerini kapattın değil mi? Hangi okulları kurduk? ODTÜ'yü kurduk, KATÜ'yü kurduk, Ege'yi kurduk arkadaşlar. Bir de Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kurmuştuk. Halk evlerini kapattık, köy enstitülerini kapattık ama köy enstitülerini neye çevirdik? Öğretmen okullarına çevirdik. Bu dönemde Mustafa Kemal'imize Anıtkabir'e taşıdık. Atamızın resmini duvara astık. Atamızın eserlerini koruma kanunu çıkarttık. Bu dönemde atamızın Selanik'teki evi bombalandı. 6-7 Eylül olayları meydana geldi arkadaşlar. İçe gel. Tarımsal üretim arttı. Ezan Arapça'ya çevrildi. Yabancı sermaye teşvik kanunu çıkartıldı. Rekor oy alındı. Vatan cephesi kuruldu muhalefete karşı. Malatya, Adıyaman, Nevşehir, Kırşehir hikayelerini anlattım sizlere. Değerli arkadaşlar, tahkikat komisyonu kuruldu. Ülke içinde otoriteyi sağlamak için maalesef Milli Birlik Komitesi tarafından darbe gerçekleşti. Yassı Ada yargılamaları. Arkadaşlar, burada Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun idamları, hasta olan Celal Bayar'ın affedilmesi. Affedilse bile insan yine de ne yapıyor, sevinemiyor arkadaşlar. Rabbim bir daha bunları yaşatmasın diyelim. Demokrat Parti sizlere emanet. 1950-60 arası Demokrat Parti dönemidir. Tarihe arkadaşlar şöyle bir sayfa yazıp geçmiş gitmişlerdir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yumuşama döneminde görüşmek üzere.